Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Malum olduğu üzere bundan önceki dönemlerde nöbetçi milletvekili uygulaması yapılıyordu. Özellikle cumartesi günleri Sayın Bakanımızın, milletvekillerimizin iştiraklerle yapılan bu uygulama toplumda karşılık bulması sebebiyle bundan sonra inşallah devam edeceğini söylemek istiyorum. Malum 3 Ağustos 2018 tarihinde bir atamamız gerçekleşti. Bu atamamız çerçevesinde Kayseri'de bir çalışmaya başladık. Çalışmamızın özeti yeni yönetim kurulunun oluşturulması. Bu çerçevede şehrimizin sivil toplum kuruluşları, odaları, dernekleri veya kendi müracaatları, yönetimde bulunmak isteyen insanların il yönetimimize bıraktığı CV'leri değerlendirmeye başladık. Tabii bu arada partimizin milletvekilleri, bakanları, belediye başkanları, ilçe başkanları nezdinde hepsiyle ayrı ayrı görüşmeler yapmak suretiyle kendi tekliflerini alıyoruz. Bu teklifler içerisinde bir istişare heyeti oluşturuyoruz. İstişare heyetinde ortak akıllı hakim kılmak adına her kişi tek tek masaya yatırılıyor. Katkı sağlayacağına inandığımız insanlar üzerinde gayret gösteriyoruz. Bu listemizde inşallah kısa bir süre sonra hem halkımıza hem de genel merkezimize sunacağız. Bu çerçevede şu konuyu özellikle belirtmek istiyorum. Ayın 18'inde, gelecek hafta cumartesi günü büyük kongremiz var Ankara'da. AK Parti'ye gönül verilmiş insanlarımızı buraya katılmaya davet ediyorum. Kayserimizin gücünün orada gösterilmesi açısından bunun önemli olduğunu üzerine vurgulamak istiyorum. Sayın Bakanımızın da bugünkü nöbetçi vekilliği için buraya teşrif etmelerinden özellikle memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hoş geldiniz, sabah geldiniz. Buyurun sanırım. Evet. Sayın İl Başkanım, değerli kadın kolları başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, değerli basın mensupları. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Sözümün başında değerli il başkanımız Sayın Şaban Çopuroğlu başkanımıza görevinde başarılar diliyorum. Cenab-ı Hak mahcup etmesin. Hep beraber yanındayız, destekçisiyiz ve hemen her türlü siyasi işlerinde hemen yanı başında olacağız. Şu ana kadar görev yapmış olan değerli il başkanlarımıza koymuş oldukları katkılardan ve AK Parti'mizi Kayseri'de bu seviyeye getirmiş olmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. En son Fatih Hasuncu başkanımız vekaletle bakmıştı. Cahit başkanımız, ondan önceki diğer başkanlarımız da yaklaşık 16 yıllık AK Parti iktidarında Kayseri'nin bu seviyeye gelmesinde katkı koymuşlardır. Ve inşallah bundan sonra seçecekleri yönetimde ilk teşkilatımızın kurulmasında bizlere de ne düşüyorsa hemen dediğim gibi yeni başlarında olduğumuz bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyorum. İl yönetiminden şu ana kadar görev yapmış olup da bundan sonra görev almayacak olanlara da aynı şekilde teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Yine görevine devam edecek olan arkadaşlarımız olabilir. Onlara da tekrar başarılar diliyoruz. Değerli arkadaşlar, biz nöbetçi milletvekili uygulamasında Sayın Başkanımızın da bahsettiği gibi her zaman vatandaşımızın ola ki zamanı müsait olmayabilir, imkanı müsait olmayabilir. İster Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma dönemi içerisinde olsun, isterse çalışma döneminin dışında olsun bu uygulamanın devam ettiğini bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. Diğer milletvekili arkadaşlarım, bakan arkadaşlarım da herkese o nöbet çizelgesi çerçevesinde burada o görevlerini ifa etmektedirler. Bugün de il başkanımız benim burada nöbetçi olmamı istediği için de kendilerini bu binada bu nöbetimize devam ediyoruz. Biraz sonra vatandaşlarımıza da bir araya geleceğiz. Ankara'ya taşımamak, siyaseti yerinde yapmak ve varsa problemleri yerinde ilgilenmek açısından bunun önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bir önemli konuda biz AK Parti'mizin her türlü gününde içinde de beraberiz. 18 Ağustos'ta önümüzdeki hafta kuruluş yıl dönümünü hep beraberce kutlayacağız. Türkiye'nin AK Parti fırsatıdır. Görüyorsunuz partilerle alakalı gelişmeleri. CHP milletvekili, bir CHP milletvekili, CHP'nin göstermiş olduğu Cumhurbaşkanı adayıyla alakalı iftiracı, zalim ve
yalan söyleyen bir adam olarak ilan etti geçen hafta. Şimdi niçin bu vasıflara, bu ya doğrudur ya da yanlıştır değil mi? Kendi aralarındaki bir hesaptır. Eğer bu söz doğruysa, niçin bu vasıflara sahip birisini bu milletin önüne çıkartıp da Cumhurbaşkanı adayı yapıyorsunuz? Yok eğer bu yanlışsa, niçin CHP bu ülkenin bu kadar iftiralarla beraber bu ülkenin iktidarına talip olmak için vatandaşımızın önüne çıkıyor? Her ikisi de birbirinden beter. O yüzden AK Parti Türkiye'nin bir fırsatıdır ve 18 Ağustos'ta inşallah 17'ini doldurmuş ve 18. yılında Türkiye'nin geleceğini, istikbaline, istiklaline ve kendimizden daha çok sevdiğimiz gençlerimize güzel bir Türkiye bırakmak açısından bu fırsatı inşallah hep beraber vurgulamış olacağız. O yüzdendir ki AK Parti zor gününde veya kolay gününde bizler hep burada olduk, olmaya devam edeceğiz. Şu anda dövizle alakalı dalgalanmaları hep beraber izliyoruz. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın verilerinde Türkiye'nin borçlanma kalemlerinin arasında özel sektör borçları yer almakta. Özel sektörle kamunun korelasyonu, ilişkisi ve hangi tarzda borçlarına sahip çıkabileceği bunlar vaz edilmiş, sıralanmış. O yüzden her işletmenin kendi sorumluluğu içerisinde gerek döviz borçlarını, gerekse işletmenin borçlarını, gerek kreditörler, gerekse bankalar karşısında bu yükümlülüklerini muhafaza ediyorlar. Şu anki döviz hareketlenmeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve dün de Sayın Bakanımızın açıklamaları çerçevesinde yalnızca ekonomik sebeplerle olmadığını bir kez daha görüyoruz. Şu ana kadar AK Parti'nin özellikle 2013 yılında, bundan 5 yıl önce, Mayıs 2013'ten itibaren başlayan Gezi hareketleriyle beraber, ki bunun öncesinde Şubat 2012 MİT krizi vardır. Sayın Hakan Fidan'ın tutuklanma isteği, oradan da sirayetle Sayın Başbakanımıza uzanma isteği vardır. Bakın kronolojik olarak, her döviz fiyatı Türkiye'nin istikrarının bozulma ihtimaliyle beraber yükseltilmeye çalışılmıştır. Mayıs ayını takip eden 3 ay içerisinde Moody's'in, Fitch'in ve CP'nin kredi notunun düşürülmesiyle alakalı sıralı teklifleri bugünlerin hazırlanmasıyla alakalı önemli etmenler olmuşlardır. Türkiye büyümesini 16 yıldan bu yana uluslararası sermaye ile beraber yapmaktadır. Yapmaya da devam edecektir. Son olaylar ve son gelişmeler Türkiye'nin büyümesiyle alakalı hedeflerini saptıracak gelişmeler değildir. Tabii ki devlet refleksini, Merkez Bankası bağımsızlık vurgusunu ve bununla alakalı yapacağı piyasa tepkilerini hep beraber izleyeceğiz. Bu konuda Sayın Bakanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Etme Yönetim Sistemi'nde Cumhurbaşkanımızın iradesini hep beraber inşallah önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Ama şu var ki, her zaman söylediğimiz, bundan 5 yıl önce de, bakanlık dönemimizde de her işletme için, her aile için, her ülke için geçerli olan değişmez ekonomik bir entelektüel gerçek vardır. Hangi para biriminden borçlanıyorsanız o para birimiyle harcarsınız veya harcadığınız para biriminden borçlanırsınız. O yüzden Türkiye'nin özellikle gerek kredi kartları uygulamasıyla alakalı, gerek bireysel, gerekse hükmü şahsiyet olarak, kamu veya özel sektör olarak bütün girişimlerinin daha da kontrol altında yürütülebilmesi mani bir disiplin açısından elzemdir. Şu anda döviz fiyatları ile alakalı ne kadarının siyasi, ne kadarının ekonomik gerekçelerle, ne kadarının dış, ne kadarının iç gerekçelerle olduğuna dair çalışmalar bakanlık tarafından tabii ki kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ama bir özellikle rahibin bunun sonuna alakalı gelişmeleri ve Türkiye'nin gerek hukuk sistemi gerekse bağımsızlığıyla alakalı yurt dışından yapılan bütün söylemlerin
bizim duruşumuzu değiştirmeyeceğini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Her şeyin para olmadığını ama parayla beraber bu sistemin yürütüldüğünü biliyoruz. O yüzden büyümesine özellikle gerçekleşen, Türkiye'nin büyürken değişen, değişirken de büyüyen yapısının özellikle bu dönemlerde daha da dikkatli izlenmesi lazım geldiğini hep beraber görüyoruz. Sayın Bakanımızın büyük açıklamalarından özellikle kamudan başlayan ve dalga dalga Türkiye'nin dört bir yanına yayılacak olan tasarruf önlemleriyle alakalı kısmın dikkatli takip edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bunu hep beraber inşallah gözlemleyeceğiz. Biz birliğimizin, beraberliğimizin ve bölünmez bütünlüğümüzün Türkiye'ye yapılan her türlü terör saldırılarıyla beraber ve 15 Temmuz'da 251 şehidimizle beraber bedelini ödediğimiz bu darbe girişiminin en son geldiği nokta artık darbeyle yapılamayan, şiddetle yapılamayan PKK, FETÖ terör örgütü, PYD, YPG gibi terör örgütleriyle yapılamayan kısmı ekonomik gerekçelerle beraber yapılmaya çalışılmasının özetidir bu. Şimdi siz bana söyleyebilir misiniz değerli arkadaşlar? 5000'e yakın gönderilen tırın YPG'ye, PYD'ye yapılan, dolayısıyla PKK'ya yapılan silah yardımlarının bugünkü ekonomik gelişmelerden bağımsız olduğunu söyleyebilir misiniz? Ne alaka diyebilir misiniz? O başka olay, bu başka olay diyebilir misiniz? O yüzden Türkiye'nin geleceği mazisiyle beraber bir bütündür. Kurumsal hafızasıyla beraber bir bütündür. Biz AK Parti'mize, dolayısıyla ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz hem partimizin hem de ülkemizin başındayız. Ve bu gerekçelerle beraber hep beraber inşallah birliğimizi ve beraberliğimizi koruyacağız. Ben bütün bu duygu ve düşüncelerle önümüzdeki hafta 18 Ağustos'ta kutlayacağımız AK Parti'mizin kuruluş yıl dönümüyle alakalı hep beraber sahip çıkmamız gereken bir yapı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ve değerli basın mensuplarına ve vatandaşlarımıza hayırlı güzel günler temenni ediyorum. Sorularınız varsa alalım arkadaşlar. Yoksa teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. 255. Gel. Hoş geldin. Görüşürüz. Gelenler dışarıda arkadaşlarım. Dışarıda olan varsa gelsin. Sonra mısın? Şeyde görüşelim. Yaş yok yani. Sağlığınızla alakalı bir problem var herhalde. Benim sağlığım Sarıoğlan'da. Sarıoğlan neresinde? Palas'ta mısınız yoksa? Yani caminin yan tarafındaydınız. Evet, orada konuşup tamam. Bir adam.